insanın kendini kınaması kavramı üzerinde biraz durmuştuk. Tasavvuf literatüründe nefs-i levvame kavramı üzerinden bu incelenir. Modern psikolojide de aslında biraz otokritik yapma olarak da ele alınan bir kavram. Orada yapılan bazı hatalara işaret etmiştik. Neydi en temel hata? Kendilik kavramı her şey için kullanılabilen bir kavram olduğu için, yani duygularıma da kendim diyorum, bedenime de kendim diyorum, düşüncelerime de kendim diyorum, her türlü düşünceye kendim diyorum, her türlü duyguma kendim diyorum. Dolayısıyla kendimizi eleştirmekten neyi kastediyoruz diye bir soru sormamız gerekiyor. Kendimi eleştirmekten veya otokritik yapmaktan veya işte öz kritik yapmaktan ne kastediyoruz? Bu karmaşık bir soru gibi geliyor. O yüzden de zaten aslında bu konuda bir karmaşa var. İşte bazı insanlar mesela uzun süre böyle kendilerini suçlarlar. Bundan dolayı ya yoğun bir kendini küçümseme, kendini kötüleme noktasına gelirler. Veya o nefs-i levvame kavramını kendini kötülemek olarak tanımlar. Halbuki orada geçen haftada kısaca değindiğimiz gibi aslında kendini kınama, gerçek kendini kendin olmayan şeylerden ayırıp o kendin olmayan şeyleri kınayabilme yeteneğidir. Yani buradaki en temel ayırıcı nokta gerçek kendimizle diğerleri arasındaki farkı görebilmektir. Eğer bu farkı göremiyorsanız, geçen hafta da bahsettiğimiz gibi tıpta otoimmün hastalık gibi kendi kendinizi yiyip bitirirsiniz. Kendi kendinize yüklenirsiniz. O ayrımı yapmazsanız hani bu şey gibidir. Bir cildiye doktoruna gidip diyelim ki cildinizde alerji var, işte çeşitli cilt hastalıkları var. Doktor da o zaman cildini söküp atalım dese ne olur? Çok kötü bir şey olur değil mi? Hiçbir akıllı insan böyle bir şeyi kabul etmez. O zaman cildini atalım dese işte tıpkı bunun gibi. Aslında burada yapılması gereken nedir? Kişinin cildi onun bedeninin en dış yüzeyinin doğasındadır. Doğasındandır. Onu korumaya çalışarak o cilde araz olarak gelmiş olan hastalıkları arındırmamız gerekir. Diyelim ki orada aşırı bir alerji var. Orada diyelim ki oluşmuş bir problem olabilir. Her neyse bu. Onu o ciltten temizleriz. Tıpkı bunun gibi arkadaşlar. Eğer bu ayrımı yapmazsak hep ikilem arasında gidip geliriz. Tırnak içinde ya kendimizi aşırı bir biçimde kınama, suçlama, kötüleme ya da gereksiz yere işin öbür ucuna kayıp bu sefer de ya kendimi kötülemekten, kendimi suçlamaktan bıktım. Artık kendimi hiç suçlamayacağım, eleştirmeyeceğim. Başkaları kendini suçlasın. Ben buraya kadar epey zaman kendimi suçladım, yeter artık deyip hiçbir şeyi umursamama tuzağına veya her düşüncemizi, duygumuzu, davranışımızı ben de böyleyim, ne yapayım gibi bir kolaycı bir meşruiyetle karşılamamıza yol açabilir. Dolayısıyla kendini kınama kavramını eğer değerlendireceksek, ki bu çok önemli bir şeydir, olmazsa olmaz bir şeydir. İster dini açıdan, ister tasavvufi yaklaşımdan bakın, isterseniz de modern psikoloji, psikiyatri açısından bakın. Bir insanın kendini kınaması veya otokritik yapması veya yapıp ettiklerini değerlendirmesi,
bir süzgeçten geçirmesi, filtreleyebilmesi çok çok önemli bir şeydir. Bunu yapmayan bir insanın dönüşüm ve kendini bulma imkanı yoktur. Dolayısıyla bunun için temel prensibimiz kendimize yabancı olan, kendilik bilincimize aykırı olan şeyleri fark etmek. Dolayısıyla yaptığımız şey, kendinizi kınamakta yaptığımız şey gerçek kendiniz değildir. Bunu asla unutmamak gerekiyor. Biz gerçek kendimizi kınamıyoruz. Hiçbir din, hiçbir manevi ekol, hiçbir ezoterik yol bize gerçek kendimizi eleştirmemizi, onu kötülememizi ifade etmez. Bu yanlış bir kanaattir. İşte manevi olarak olgunlaşmak istiyorsan kendini kötüleyeceksin, kendini suçlayacaksın. Böyle bir şey yok aslında. Bu dediğimiz gibi kendilik kavramının yanlış anlaşılmasından, daha doğrusu bütün her şeyin birbirine karışmasından ileri gelen bir şeydir. Bunu özellikle dikkate almamız gerekir. Biz kendimizi kendimiz olmayan şeylerden ayırmaya çalışıyoruz. Aslında bu işin özet cümlesi budur. Kendimizi kendimiz olmayan şeylerden ayırmaya çalışıyoruz. Ta ki gerçek kendimiz kalsın. Diğer şeyler gitsin. Diğer şeylerden özgürleşelim. Onlarla kavga da etmiyoruz ama artık onları geride bırakıyoruz. Daha önce de bahsettiğim bir metafor üzerinden söyleyecek olursak, eğer kendimizi bir gemiye benzetecek olursak, gemimize birçok yabancı yolcu girmiştir. Farklı limanlarda farklı yolcular gemimize biz haberimiz olmadan binmiştir. Biz haberimiz olmadan birçok kişi kaçak bir yolcu olarak gemimize binmiştir. Ve biz onları fark etmediğimiz müddetçe onlar geminin çeşitli yerlerinde yaşarlar. Ve sadece yaşamakla kalmazlar. O geminin kaderini değiştirecek veya kaderini etkileyecek eylemlerde bulunurlar. Örneğin bazen dümene geçerler. Bazen geminin motor bölümünü iptal ederler. Onun enerji düğmesine basar ve motor çalışmaz. Öyle kala kalırsınız. Ne olmuş oluyorsunuz bu durumlarda? Mesela depresif hale geliyorsunuz. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Neden? Çünkü kaçak bir yolcu sizin enerji düğmenize basmış ve siz kendinizde bir enerji hissetmiyorsunuz. Canınız hiçbir şey yapmak istemiyor. Hatta ölmek istiyorsunuz, yaşamak istemiyorsunuz falan oluyor. Dolayısıyla gemimizde kaçak yolcular var. Bunu böyle sembolize edebiliriz. Böyle bir metafor üzerinden hareket edebiliriz. Dolayısıyla bazen geminizin düğmesine, geminizin dümenine geçen, bazen motor bölümünde enerjiyi kesen, bazen rotasını saptıran, değil mi? Bazen ne oluyoruz mesela? Bundan sonra insanlara karşı sert ve acımasız olacağım. Niye? Birisi senin canını acıtmış. Ne oluyor? O canının acımasından kaynaklanan bir benlik aşırıya gidip sizin rotanızı bozuyor. Eskiden ben merhametli biriydim ama şimdi artık böyle acımasız oldum. Eskiden ben çok iyi biriydim ama insanlar beni bu hale getirdi. Ne oldu? Bir benlik sizin rotanızı değiştirdi. Düşünün değil mi? Bir geminin rotasını değiştirmek çok merkezi bir şeydir değil mi? Çok önemli bir şeydir. Rotanız değişiyor. Ama böyle benliklerimiz var mı? Vardır. Hayatınıza bakın. Hayatınızda rotanızı değiştiren, böyle hedefinizi temelden değiştiren bazı şeyler vardır. Bunlara dikkat etmemiz gerekir. Rotamız doğru bir şekilde mi değişmiş yoksa kötü bir şekilde mi değişmiş? Dolayısıyla
Biz aslında ne yapıyoruz? Gemiyi yabancılardan temizliyoruz. Veya bazen geminin mürettebatından olan, doğal mürettebatından olan ama hani hasta olmuş. Dolayısıyla diyelim ki akli melekelerini yitirmiş bir mürettebat düşünün. Şimdi onu çok hayati bir noktaya koyar mısınız? Koymamanız gerekir, değil mi? Ama bazen koyduğumuz oluyor mu? Oluyor tabii. Bazen böyle tırnak içinde aşırı agresif olduğumuz, aşırı öfkeli olduğumuz, o an önümüze ne gelirse yakıp yıkacağımız zamanlarımız olur, değil mi? Neden? Çünkü o an akli melekelerini yitirmiş, aklı başında olmayan bir mürettebattan biri var. Ve o dümenin başına geçmiş. Rotayı o belirliyor. Öyle bir durumunuz olur. Peki ne yapacağız bunları? Ya işte ben iyi kötü böyleyim. Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Mesela bu gibi kavramlar da maalesef hani çok fazla bu sanal medyanın olduğu durumlarda çok fazla işliyor. Yani ben kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Ya ben de seni kendini olduğun gibi kabul ediyorum ama tek şartla, gerçek kendini bulman şartıyla. Gerçek kendini bulursan ben kendini, yani seni olduğun gibi kabul ediyorum tabii ki. Ben de öyle. Mesela ben kendimi gerçekte olduğum gibi kabul ediyorum. Ama o kendi gerçekliğimi bulmak şartıyla. Yoksa mevcut durumumda kendimi kabul ediyorum dediğimde ne yapmış oluyorum? Sahte olan bir şeyler, aşırılaşmış olan bir şeyleri de olumlu ve meşru kabul ediyorum. Peki bunu yapmakla ben ne yapmış oluyorum? Başkalarına bir deklarasyon mu vermiş oluyorum? Yoksa kendi kendime bir haksızlık mı yapmış oluyorum? Kendimi olduğum gibi kabul ediyorum. Öfkeliysem öfkeli, sertsem sert, işte şüpheciysem şüpheci, terssem tersim, ne yapayım böyleyim. Bundan sonra insanlar düşünsün. Hani meşhur bir hikaye vardır ya. Adamın birine borcu varmış, uyuyamıyormuş. Karısı demiş ki, ya demiş, adama seslen demiş, vermeyeceğim de. Bundan sonra o düşünsün demiş. O da bağırmış, demiş ki, borcum var ama vermeyeceğim. Sonra gitmiş yapmış, adam düşünmeye başlamış. Şimdi bizde bazen böyle benlikler de vardır. Ya kardeşim ben böyleyim, işine gelirse. Bu bazen ilişkilerde olur. Bazen ebeveyn çocuk arasında olur, bazen başka birçok yerde bunu görebiliriz. Burada ne yapmış oluyoruz? Güya ben sorumlu benliklerle mücadele eden yıldım, biraz da başkaları mücadele etsin. Beni böyle kabul edin kardeşim, ne var ki değil mi? Ben sizi yıllarca böyle kabul ettim, siz de artık beni böyle kabul edin gibi. Böyle meşrulaştırıcı, makul gibi gözüken, bir de etraftan böyle şeyleri söylediğiniz zaman sizi destekleyecek kankaları da bulabilirsiniz yani. Tabii ya haklısın ya falan, sen çok sabretmişsin, zorluk çekmişsin, şu olmuş, bu olmuş. Haklısın ya, biraz da o çeksin gibi. Aslında kendi kendinize haksızlık ettiğiniz tuzaklara düşersiniz. O yüzden hep hatırlatıyorum. Bütün dünya beni yanlışlarımla olduğum gibi kabul etse bile benim kendimi öyle kabul etmemem gerekir. Asla etmemem gerekir. Çünkü bu kendime olan saygımdan, kendime olan sevgimdendir. Bakın bunu özellikle söylüyorum. Eğer kendinizi seviyorsanız kendiniz olmayan şeylerden temizlemek, arındırmak durumundasınız. Eğer kendinize saygınız varsa, hani bazen doktora gidersiniz, işte kötü besleniyorsunuzdur. Ne der doktor size? Bak kendini seviyorsan beslenmene dikkat et, değil mi? Kendine saygın varsa şunları tüketmemeye çalış. İşte kendine saygın varsa işte zaman zaman egzersiz yap. Niye? Kendine saygın varsa, o tabii ki bedensel olarak bunu tanımlıyor ama metafor olarak çok doğru bir şeydir.
Biz kendimizi kendimiz için değiştiriyoruz. Kendimizi başkalarının onaylaması için veya ilişkilerimiz düzelsin diye veya tırnak içinde daha rahat bir hayat yaşayalım. Ama o rahatlık egonun rahatlığı çerçevesinde tanımlanıyor çoğu defa. İşte eskiden daha rahattım diyor hocam diyor. Sizinle görüşüyorum. Daha bir rahatsız oldum çünkü neden? Kendimi gözlemlemem lazım. Eskiden gözlemlemiyordum. Ağzıma geleni söylüyorum. Düşündüğüm şeyi ifade ediyorum. Olduğu gibi şey yapıyorum. Ortaya koyuyorum. Neyse o. Bir de bunu samimiyet olarak da tanımlıyoruz. Bu da önemli bir tuzaktır. Kendimi samimi olarak ifade ediyorum. Sen kendini bilmiyorsun ki samimi olarak ifade edesin. Kendi sahte benliklerini böyle ulu orta ortaya koymak veya böyle kendini kınıyormuş gibi görünmekle samimiyet mi sergiliyorsun? Biz samimi olamayız. Mesela bunu unutmayın. Bu önemli bir noktadır. Ben gerçek kendimi bulmadıkça henüz tam samimi olamam. Hatta ben çok garip böyle samimiyet örnekleri görmüşümdür. Küfrediyor böyle, ulu orta kaba konuşuyor. Diyor ki niye böyle konuşuyorsun? Ben samimiyim diyor, içimden geleni söylüyorum. Şimdi ben de diyeceğim ki ben de sana içimden gelenleri söylersem. Değil mi? Şimdi nedir bu arkadaşlar? Bu samimiyet midir? Hayır. İçine gelenlere bir baksana, nereden geliyorlar? İçine o doğal fıtratından mı geliyor? Senin öz doğandan mı geliyor? Yoksa zaman içinde edinmiş olduğun bir kısım hikayelerden mi geliyor? Eğer buraya dikkat etmezsen, içimden geliyor hikayesiyle seni kandıran bir benlikle arkadaşlık yapmış olursun. Bu şey gibi hani o gemi metaforu üzerinden söylersek, böyle kaçak bir yolcu var, kendine ezoterik bir hikayeler de uydurmuş. Diyor ki şuradan gidelim diyor, benim içimden öyle geliyor. Siz de onun içinden geldiği gibi rotanızı ona göre değiştiriyorsunuz. Bakın bu bir yolculuktur arkadaşlar. Kendimizi bulmak bir yolculuktur. Bu yolculuğun aceleye getirilmemesi gerekir. Bunu özellikle söylüyorum. Bir, bu süreci kesinlikle aceleye getirmeyeceksiniz. İki, bu süreçte başarı performansına kapılmayacaksınız. Yani işte başarılı olabildim mi? Bu süreçte başarı diye bir kavramı düşünmüyoruz. Yani tırnak içinde şu huyunu değiştirebildin mi? Şu benliğinden kurtulabildin mi? Hayır. Bunu gözlemleyebildin mi? Bunu otomatik olarak yaşarken bunu fark edebildin mi? Önce bunlara ihtiyacımız var. Önce bizim onu görmeye ihtiyacımız var. Onu görebilecek bir üst bakışa ihtiyacımız var. Yani içinde bir benlik kaba ve sert konuşmak isterken, işte kendini haklı bulup birini küçümsemek isterken, ben o benliği deyim yerindeyse iş üzerinde yakalayabiliyor muyum? Önce buna bakabilmemiz gerekiyor. Bunun farkında olabilmemiz gerekiyor. Ki bu bile kolay bir şey değildir. Çünkü neden? Çünkü mekanizma otomatik olarak işliyor. Tamamen otomatikleşmiş ve o şekilde gidiyor. Otomatik korkuyoruz, otomatik kaygılanıyoruz, otomatik öfkeleniyoruz, otomatik olarak reaksiyon veriyoruz, otomatik olarak duygulanıyoruz. Hani böyle duygularımızı da ya duygular kadar saf temiz ne olabilir değil mi diye düşünmeyin. En kirli alanlardan biridir duygular. Bana kendimi kötü hissettiriyorsun. Dünyanın en berbat cümlesi. Neden? Çünkü gerçek kendini bilseydin kendini asla kötü hissetmeyecektin. O zaman neye bakman gerekiyor? Acele etme. Yani sen bana kendini bilmiyor musun, bilmiyorsun mu demek istiyorsun? Aslında tam da onu demek istiyorum ama bunu seni kurtarmak için söylemek istiyorum. Çünkü gerçek kendimizi bilsek hiçbir zaman kendimizi kötü hissetmezdik. Çünkü kendini kötü hissetmez.
böyle bir durumu yoktur. İşte bana kendimi değersiz hissettiriyorsun. Sen henüz kendinde değilsin. Bakın bugün aşağı inerken bir arkadaşımla beraber iniyorduk yürüyerek dağlar başından. İki kadın böyle şeyde kaldırımın ortasında muhabbet ediyorlar. Ya biz de geçeceğiz. Ben de sakin bir şekilde hani ablacığım dedim bir kenara geçer misin dedim. Tınmadı bile. Yani en ufak bir şekilde tınmadı. Peki ben kendimi kötü mü hissettim? İçimden o kadına karşı veya o iki kadına karşı kötü bir duygu mu oluştu? Hayır. Sadece dedim bunlar şu anda beni duymak istemiyorlar. Bu kadar. İşte kendimi kötü hissettim veya işte terbiyesiz insanlar, işte saygısız insanlar falan. Asla öyle bir şey geçseydi orayı gözlemlemem gerekirdi. Veya işte yani kimse kimseye değer vermiyor. Tabi orada şunu demek istiyordur ego. Ben de bana da değer vermiyorlar falan. Hayır kardeşim bak bunun değerle ilgisi yok. Ne demek ya bir insan beni kasten duymazlığa gelebilir. Niye bu benim değerimle ilgili bir tanıma dönüşüyor ki? Bana değer vermiyor. Değer verseydi dikkate alırdı. Tamam değil ki o sana değer vermiyor. Peki sen kendine değer veriyor musun? Sen de vermiyorsun. Zaten bütün problem orada yatıyor. Yani ben bir insanın davranışını, tutumunu niye bana değer vermesi, vermemesi olarak daha doğrusu kendimi değerli veya değersiz hissetmek üzerinden algılıyorum. Çünkü öyle bir mekanizma oluşmuş. Öyle bir sahte benlik var. Veya diyelim ki işte kendime saygı duyulmadığını hissediyorum. Aslında derinde sen de kendine saygı duymuyorsun. Çünkü saygı duyulursa kendine saygı duyacaksın. Böyle bir kalıbın var. Şimdi ben orada kadınlara bir şey dedim. Hiç umursamadılar. Sanki ben yanlarından geçmedim ve ben bir şey demedim. Değil mi Ömer? Şahidim de var. Allah şahit bakın. İçime baktım. İçimde hiçbir hikaye yoktu. Çok şükür dedim. Yani hikaye olsa ne yapmam gerekirdi? Yanımdaki arkadaşa bak görüyor musun işte böyle terbiyesiz insanlar dememem gerekirdi. Öyle deseydim o benliğime kapılıp gitmiş olurdu. Ve bir de yanıma bir tane arkadaş bulmaya çalışırdım. Öyle değil mi arkadaşım derdim. O da derdi ki haklısın abi falan. Değil mi? O da beni tasdik etseydi o da yanlış yapmış olurdu. İşte gözlem yapmamız dediğimiz, içimizi temizlememiz gerekir dediğimiz şey budur. İçimizi bu hikayelerden temizlememiz gerekir. Yoksa ya ben böyle insanların olduğu bir şehirde yaşamak istemiyorum falan. İşte Avrupa'da böyle şeyler olmuyor falan. Bunlar değil arkadaşlar. Bunlar dışarıyı değiştirmeye odaklı benlik hikayeleri. Orada benim kendimle ilgili bir değer hikaye üretmemem gerekir. Çünkü öyle bir konu yok yani. Ben kendi değerimi bilmiyor muyum? Birinin bana, benim sözüme dikkat kesilmesiyle kesilmemesi arasında benim varlık ve değerim değişir mi? Buna bağlı bir varlık ve değerim mi var? Eğer varsa o zaman şuraya yazmam lazım. Ben insanların esiriyim, ben hepinizin esiriyim. Bana ona göre davranın demem lazım değil mi? Var mı buna cesaret eden kimse aranızda? Yok değil mi? Ona da cesaret edemiyoruz. İşte bana iyi davranıyor yoksa kendimi kötü hissediyorum. Böyle bir şey olabilir mi? Aslında olmaması lazım. Ama gerçekte böyle bir şey işliyor mu? Maalesef işliyor. Peki ne yapacağız? Avrupa'ya mı gideceğiz? Veya başka bir memleket mi arayacağız? Hayır. İçerideki hikayeyi fark edeceksin. Önce fark et, acele etme. Ya ne kadar boş hikayeler var içinde böyle kendimden rahatsız oluyorum demeyeceksiniz. İçerideki hikayeleri sakin bir biçimde gözlemleyeceksiniz. Neden? Çünkü biz hepimiz arkadaşlar kronik psikolojik hastayız aslında. Bunu hepimizin başta kabul etmesi gerekiyor. Yani ne demek bu? İlla psikiyatriye, psikoloğa gitmen gerekiyor diye bir şey değil. Ama hepimiz psikolojik olarak kronik hastalarız. Ve her şey bir anda iyileşmiyor. Ama iyileşmek istiyorsak önümüzde imkan ve yol vardır.
iyileşme imkanına sahibiz. Ve bu asla zor bir şey değil. Ama kalıcı ve sürekli çabaya ihtiyacımız var. İçinizdeki o hikayeleri dediğim gibi öncelikle sadece görmeye ihtiyacımız var. Mesela benim diyelim ki atıyorum bir değer hikayem var. Şöyle olunca kendimi değersiz hissediyorum. Şöyle davranılınca kendimi böyle sevilmeyen biri gibi hissediyorum. Şöyle olunca kendimi yetersiz biri hissediyorum. Takdir görmediğimde, beğenilmediğimde, yaptığım bir şey beğenilmediğinde böyle kendimi sanki suçluymuş gibi hissediyorum. Karşımdakinin gözlerinde kendimi arıyorum aslında. Bu nedir? Bu görmem gereken bir şeydir. Görüp sakin bir şekilde bırakmam gereken bir şeydir. Ayrıştığımda o zaten beni bırakacaktır. Yani bu şey gibidir. O geminin gerçek mürettebatıyla sahte mürettebatını birbirinden önce ayırmaya ihtiyacımız var. Ama bazılarıyla o kadar özdeşleşmişiz ki aklımızdan bile geçmiyor. Sahte bir mürettebat. O benliğin sahte bir mürettebat olabileceği. Neden? Çünkü deyim yerindeyse kendini mürettebat defterine kaydetmiş. Yani karşımızda ultra bir profesyonel sahtekarlık karşısındayız aslında. Hani biz bazen ya işte sahte benliklerinden ayrıl. Yazmıyor ki üzerinde sahte benlik diye. Keşke yazsaydı, o zaman çok rahatlıkla aşabilecektik. Ama çocukluğumuzdan itibaren birçok sahte benliği, yani sahte duyguyu, sahte düşünceyi, sahte davranışı edinmiş oluyoruz. Düşünün. Mesela en temel sorulardan biri, varlığınız ve değeriniz iç dünyanızda nasıl tanımlanıyor? Varlığımı ve değerimi ne şekilde tanımlıyorum? Nelere bağlı olarak tanımlıyorum? Bir şeye bağlı olarak tanımlıyorsanız zaten orada çok geniş bir çalışma alanınız var demektir. Çünkü varlığınız ve değeriniz bir şeye bağlı değildir. Ne mesleğinize, ne kazandığınız paraya, ne ilişkilerinize, ne ilişkilerinizde muhataplarınızın size gösterdikleri tutumlara, ne aldığınız geri bildirimlere, hiçbirine bağlı değildir. Ama bakın hepimiz özgür olmaktan bahsediyoruz değil mi? Ama özgür değiliz. Ama sürekli de özgürlükten bahsediyoruz. Kastettiğim profesyonel sahtekarlık işte bu. Çünkü bir şey bize diyor ki sen özgürsün, sen istediğini yapabilirsin, sen istediğini düşünebilirsin, sen özgürsün. Kimse sana ne düşüneceğini, ne hissedeceğini söyleyemez. Söylüyorlar işte, bunu görmüyor musun? Söylemiyorlar mı? Biri sana değersiz olduğunu söylüyor, sen de bunu kabul ediyorsun. Biri senin umursanmaz biri olduğunu söylüyor, sen de umursanmaz biri olduğunu düşünüyorsun. Biri seni yok sayıyor, sen de kendini ezik hissediyorsun. Peki ne bunlar? Bunları nereye koyacağız? Özgür müyüz biz bu durumda? Dolayısıyla önce bu ne diyelim? Yani özgür olduğumuz hikayesinden ve bunlar gibi hikayelerden bir süre ayrışmamız gerekiyor. Ama şunu net olarak merkeze koymalıyız. Ben gerçekten özgür olmak istiyorum. Ama bakın özgürlük, şurada şunu da unutmayın. Çünkü dedim ya, her kavramı içimizde bozacak mekanizmalar var. Mesela ben artık özgür olmak istiyorum. Ne yapacaksın? İstanbul dışında kimseyi görmeyeceğim bir yerlere gideceğim. Mesela bunu özgürlük zannediyorsun. Veya işte ben arkadaşlarımı değiştireceğim. Şehir değiştireceğim. Mümkün olsa aile değiştireceğim.
Onu tabii tam yapamıyoruz. Bu hikayelere kapılıyoruz. Yani diyoruz ki özgürlük böyle bir şey. Hayır. Özgürlük hapishanede bile gerçekleştirebileceğin bir şeydir. Özgürlük tutsak olduğunda bile gerçekleştirebileceğin bir şeydir. Özgürlük köle izavra bile olsam gerçekleştirebileceğim bir şeydir. Zihinlerimizi zorlamak için bu örnekleri veriyorum. Tekrar ediyorum. Özgürlük köle izavra dahi olsam, o eski filmde vardı. İzleyenler veya hatırlayanlar bilir. Yani gerçekten günümüzde birinin kölesisin. Orada bile özgür olabilirsin. İşte mesela eski Yunan'dan bir örnek Epiktetos. Dolayısıyla özgürlük dışarıda bir şey değildir, dışsal bir şey değildir. Özgürlük varlığının ve değerinin kendinden kaynaklandığını ve bunu hiç kimsenin de değiştiremeyeceğini bilmektir. Hiç kimse senin varlığını ve değerini değiştiremez. Varlığını yokluk haline getiremez. Varlığını defolu hale getiremez. Varlığını azaltamaz, değerini değiştiremez, seni değersiz hale getiremez. İşte aslında arkadaşlar, din dediğimiz aslında budur. Ya günümüzde mesela dindar insan, sen varlık ve değerini bir başka şeyle, insanların davranışı, ailenin sana davranışı, eşinin davranışı, sosyal çevrenin olması, olmaması, kazandığın para, yaptığın meslekle bağlantılı görüyorsan, sen din kavramını anlamamışsın demektir. Din, varlığının ve değerinin kaynağı olana bağlanmaktır. Onun dışındaki her türlü bağdan da özgür olmaktır. O zaman sen gerçekten özgür olmuş olursun. Özgürlük bu demektir. Yoksa özgürlük, ben istediğimi düşünürüm, ben istediğimi yaparım. Bu tırnak içinde çocuksu, ergen özgürlüğüdür. Zaten biraz dikkat edersen böyle bir özgürlüğünün olmadığını da göreceksin. Şarkı sözü var da, acı çekmek özgürlükse özgürlüksünüz dediği o aklıma geldi. Evet, mesela bazen de kendimizi bazı sahte benliklerin işleyişi üzerinden tanımları. Mesela işte biz acı çekenler, biz hüzünlü olanlar veya bazen tam tersi. İşte biz hayatta hiçbir şey takmıyoruz, neşeli, keyifliyiz gibi bir yerden de bakıyor olabilirsin. Bütün bunlar nedir aslında? İçimizdeki bir benliğin bize bir kavramı yamultarak, yozlaştırarak önümüze koymasıdır. O yüzden dikkatle bakın, dikkatle yürüyün, bir şeye dikkatle basın. Mesela özgürlük kavramının üzerine basıyorsunuz değil mi bazen? İşte ben özgürüm. Bir durun ve şu soruyu sorun. Şu anda ben özgürüm diyen veya özgür olmak istiyorum diyen neyin üzerinden özgürlük tanımı yapıyor? Bu gerçekten özgürlük müdür? Bir dikkat edin. Nereye bastığınıza dikkat edin. Hangi zeminde yürüdüğünüze dikkat edin. Mesela ben çok duyuyorum. İşte insan diyor değer gördüğü bir yerde olmak istiyor. Ben şimdi bunu neresinden tutayım diyorum. Yani bu nasıl bir insan böyle bir tuzağa düşebilir değil mi? Değer gördüğüm yerde olmak istiyorum. Peki olmazsan ne olacak? Biraz bir bak oraya, biraz orayı kurcalaman gerekir. Altı sağlam bir şey mi? Temeli olan bir şey mi? Anlamlı olan bir şey mi? Eğer oraya dikkat etmezseniz o hikayelerin üzerinden bütün ömrünüzü yaşarsınız. Başka hiçbir şey de değişmez. Sadece ilişkili olduğunuz insanlar değişir. Konuştuğunuz insanlar değişir. Sizin
işletim sisteminiz değişmez. Benim vurgulamaya çalıştığım şey işletim sisteminizin değişmesidir. Çünkü insan olarak işletim sistemimiz manipüle edilmiş. Bu hepimiz için böyledir. Yani hepimiz, modern dille konuşalım, psikolojik işletim sistemimize çocukluğumuzdan itibaren, anne babadan, yaşadığımız çevreden, ilkokuldan, öğretmenlerimizden tutun, karşılaştığımız her insanla işletim sistemimiz ya olumlu ya olumsuz etkilenmiştir. İyi etkilenmelere eyvallah, ne kadar güzel, ne kadar hoş bir şey. Mesela benim bir ilkokul öğretmenim vardı. Solaktım ben. Böyle çok tatlı bir şekilde sağ elle mesela yazmaya teşvik etti beni. Baskı kurmadı, zorlamadı, suçlamadı. O yüzden şu an sağ elle yazıyorum ama alet kullanmam sol elle. Yani iki elimi de kullanmış oluyorum. Mesela bazen düşünürüm, derim ki ne kadar iyi, hoş bir öğretmendi. Ama diyelim ki karşılaştığınız kötü bir öğretmen de olabilir. Anne babanız da dahil olmak üzere. İyi davranan, zaman zaman iyi davranan, zaman zaman bilinçsiz bir şekilde yanlış davranan ebeveynleriniz olmuştur. Ama bakın çocukken ne yapıyoruz? Karşılaştığımız olguları kendimize dair tanımlamalara dönüştürüyoruz. Mesela sevilmeyen bir ailede büyümüşsen kendini sevilemez görüyorsun. Ama bunu da çok açıkça da dillendirmiyorsun veya kendine bile bazen söylemiyorsun. Mesela ben kendimi seviyorum diyorsun hatta. Ama bir bakıyorsun bir ilişki yaşıyorsun. Karşındaki bir süre sonra seni sevmiyor veya ayrılıyorsun. Çöküyorsun. Neden? Niye bu normal bir şekilde yaşanmıyor, algılanmıyor, yorumlanmıyor? Çünkü araya başka bir hikaye giriyor. Hep söylerim, benim bir mizacı iki olan bir yeğenim var. Böyle herhalde 10-11 yaşlarındaydı. İşte bir erkek kardeşi de vardı, onu çok kıskanırdı ve ailesinin onu sevmediğini düşünürdü. Yani kendisini sevmediğini düşünürdü. Bir gün yürüyoruz onunla sokakta, bir kedi gördü, kediyi okşamaya çalıştı, kedi kaçtı. Amca dedi, bu da beni sevmiyor. Şimdi bakın burada ne var? İşte bir hikaye var. Yani beni hiç kimse sevmiyor. Aslında onun arkasında bir cümle daha var. Ben de kendimi sevmiyorum çünkü kimse beni sevmiyor. Kimsenin sevmediği ben demek ki sevilemez biriyim. Üzerine ne arıyorum? Biri beni sevebilir mi? Severse o zaman diyeceğim ki kendime, ya bak biri seni seviyor. Ha, bazen bir benlik araya girer, ya ne kadar sevilsem de içindeki bir şey buna inanmıyor. Neden? Bir sahtekar benlik var orada. Ne kadar sevilsen de sevildiğine inanmamanı sağlayan bir sahte benlik olabiliyor. Şimdi eğer biz bu benliklerden temizlenmezsek, nasıl insanlarla iletişim ve ilişki kurabiliriz ki? Kim iletişim ve ilişki kuruyor birbiriyle? Bu yaralanmış benlikler, bu işletim sistemine virüs girmiş benlikler. Veya ne oluyor? En çok zamanı bana ayıracaksın. Gözün benden başkasını görmeyecek. Bir gün öyle bir insana rastlamıştım. Eşi için diyordu ki, onun tek meşguliyeti ben olmalıyım. O bir tek benle ilgilenmeli. Onun her şeyi ben olmalıyım. Neden? Çünkü çocukluğunda hiçbir şey olmuş. Tabii o da sahte bir şey. Yani çocukluğunda hiçbir şey olmana neden olan mekanizma da sahte bir benliğin ürünü. Ama ne yapıyor? Hiçbir şey olmuşluğu sahte bir benlikle deneyimledi ya, bunu ne dengeleyebilir? O boşluğu ne doldurabilir?
birisinin her şeyi olursam o boşluk dolabilir. Bu sefer o ilişkinde ona yapışıyorsun. Sürekli onu kontrol ediyorsun. Neden? Çünkü o senin değer aynan. Hani boy aynamız vardır ya, bizi tepeden tırnağa gösterir. O ilişkide senin neyin? Senin varlık ve değer aynan. Onu kaybetmek istemiyorsun. Ve o kaybolduğunda veya kırıldığında ne oluyor? Sen darmadağın oluyorsun. Neden? İlişki yüzünden mi? Hayır. İçerideki sahte benlikler yüzünden. İşte kendimizi kınamamız dediğimiz şey aslında gerçekte bu kendimiz olmayan ama kendimiz gibi zannettiğimiz, kendimiz gibi algıladığımız sahte benliklerden ayrışmak demektir. Niye kendini kınamak denmiş? Çünkü sen onları kendin zannediyorsun. Yani bunun nedeni bu aslında. Ama onlar senin kendin değil. Ama onları kendin zannediyorsun. Hatta çok defa şunu duyarız. Ben sorarım bazen. Bak diyorum, bu sahte bir benlik. Ama hocam diyor, ben öyle hissediyorum diyor. Ben de diyorum ki biliyorum, tabii ki biliyorum. Yani öyle hissediyorsun. Yoksa hani böyle içinden sahte bir benlik geçiyor, adı da sahte benlik, böyle geçerken sana mesaj veriyor, sana selam çakıyor değil ki. O sen gibi görünüyor, sen gibi hissedilen bir şey o. Sen zannediyorsun onu. Evet diyorsun, ben öyle hissediyorum, bana öyle geliyor. O yüzden kendini kınamak veya kendini eleştirmekten bahsedilmiş kavram olarak. Ama aslında gerçekte o kendim mi? Hayır. O kendim zannettiğimiz benliklerimiz. O kadar işlemiş ki içimize, onları kendimiz olarak algılıyoruz. O yüzden duygulara da dikkatle bakmak gerekiyor. Bakın burada böyle yine bir sahte benlik tuzağına düşüp ya böyle her şeyden böyle hani şüphe mi edeyim falan diye bakmayın. Sakince bakın. Psikolojinize sakince bakın. Yanlış bir şey mi yapıyorum? Eyvah, yanlış bir yere mi basıyorum? Yanlış mı düşünüyorum? Yanlış mı hissettim? Yanlış mı davrandım diye böyle bir kaygı, tereddüt, gerginlik, şüphecilik, öfke, suçluluk hissi, hata yapıp yapmama hissi, asla bunlara bakmayın. Mesela düşünün. Bir yaşındaki bir çocuk emeklemeden yürümeye geçerken onu suçlar mısınız düştüğü için? Suçlamazsınız ama gözlemlersiniz değil mi? Onu gözlemlersiniz, onun farkındasınızdır. Orada mesela yanlış bir şey yapıyorsa, diyelim ki atıyorum yürümek için gitmiş büyüğünün terliğini giymiş. E şimdi o terlikle sen yürüyebilir misin? Yürüyemezsin. O zaman ne yapman gerekir? O terliği o çocuğun ayağından çıkarman gerekir. Ama bunu yaparken suçluyor musun onu? Hayır. O çocuk suçluluk hissediyor mu? Hayır. O yüzden bu düzeyde başta dediğimiz gibi bir performans kaygısına düşmeyeceksiniz. Ya işte Allah kahretsin gene aynı hatayı yaptım. İşte Allah kahretsin gene kaba konuştum. Gene tepki verdim. Gene orada öfkelendim. Hayır. Rahat olun. Sadece sizi hangi benliklerin yönetmeye, yönlendirmeye çalıştığını görün. O kadar. Yani sahte mürettebatı fark edin. Ya gene işte karıma bağırdım veya gene kocama bağırdım. Bak orada seni eşine karşı öfkelendiren nedir? Oraya bak. Yoksa gene mi öfkelendin? Yoksa ya 3 gündür kendimi tutuyorum. Sana kendini tutmandan bahsetmiyorum yani. O benliği keşfetmeni istiyorum. Yani ben bugün o kadınlara biraz kenara geçer misiniz dediğimde eğer içimde bir hikaye olsaydı tınmayan o iki hanımefendiye kızacaktım, öfkelenecektim veya diyecektim ki işte bunlar böyle falan diyecektim. Bir hikaye olacaktı.
o hikayeden bağımsız bakabiliyor muyum? Orada sadece başkasını umursamayan iki kadın vardı, o kadar. Belki o bile yoktu, bilmiyorum. Belki başkasını umursamayan bir benlikleri yoktu. Belki o kadar dalmışlardı ki duymadılar bile. Bu ama onların alanı. Bundan dolayı benim kendimle ilgili bir hikaye üretiyorsam veya onları aşırı yargılayıcı bir hikaye üretiyorsam oraya bakmam gerekir. İnsanların birbirine saygısı kalmamış. Bunu kim söyler? Saygı bekleyen bir insan söyler. Sen saygı bekliyorsun ki insanların birbirine saygısı kalmamışlıktan dolayı yargılayıcı bir cümle kullanıyorsun. Gibi. Dolayısıyla hikayenin sizin içinizdeki ucunu yakalamanız gerekir. Buyurun. Hı? Saygı bekliyorsun. Saygı beklemek yok. Kötü demedim. Sadece anladım. Yani sadece öyle bir hikayeye kapılmamak gerekir. Mesela diyelim ki bir insan görürsün, saygısızdır mesela. Bir çocuk olur bu, yaşı ilerlemiş biri olabilir. Orada sadece bir olgu vardır. Anlatabildim. Diyelim ki orada ya insanlar birbirine saygı göstermeli, ben de insanım, bana da saygı göstermeli. Saygı göstermeyen insanlardan nefret ediyorum. Saygı göstermeyen insanlara ben de saygı duymuyorum gibi bunu uzatabilirim. Bu gibi hikayelerin olmamasından bahsediyoruz. Anlatabildim. Yoksa orada görürsün bir insan saygısız davranıyor olabilir. Yani bu bir olgudur. Ama o olguyu sadece gözlemlersin. Hiçbir hikaye barındırmadan yapabileceğin bir şey varsa da söyleyebilirsin. Ama içinde bir hikaye yoktur. İşte bana saygı gösterilmeli, herkes birbirine saygılı olsa dünya çok güzel olur. İşte bana saygı göstermeyene ben saygı göstermem gibi hikayeler olmadan. Yani o saygısızlık aynı zamanda fiili bir haksızlığa da yol açıyordur. O haksızlığı giderebilirim. Ve konuşabileceğim bir atmosfer olur. Ya şöyle değil de böyle davransan aslında senin için daha iyi olur. Yoksa şöyle sana bir şey söyleyeceğim, kusura bakma. İnsanlar birbirlerine saygı göstermeli. Bunu herhalde sana öğretmemişler falan gibi böyle içeride bir hikayenin etkisiyle bir yansıtmada bulunmuyor. Anlatabildim mi? Demek istediğimiz bu. Dolayısıyla biz içerideki hikayeleri temizlersek o zaman gemi çok rahatlıkla yol alabilir. Dalgalı denizde de yol alır. Fırtınalı denizde de yol alır. Her denizde yol alabilirsiniz. Ama geminizde, psikolojik geminizde sahte mürettebatlar varsa, abartılı, aklını kaybetmiş, sürekli aşırılıklarda olan bir mürettebat yığını varsa o zaman işiniz zor demektir. Hayat çok zor olur. Herkes sizi yorar. Beni hayatta hiçbir kimse yormamıştır. Hiç kimse. Evet, yani yorulduğumu hatırlamıyorum. Birinin beni yorduğunu hatırlamıyorum. Mesela geçen bundan 5-6 sene evvel bir arkadaş dedi ki, ya dedi İsmail dedi, düşündüm de sen hiç hayatında bana sitem etmedin dedi. Ya mesela bazen böyle işi düştüğü zaman gelir, konuşur, eder ama aklından şu geçmemiştir. Ya gene bunun bir işi düştü bana, acaba hangi işi düştü? Benim hikayem, böyle bir hikayem yok. Böyle bir hikayem olsaydı ne olurdu? Yorulurdum yani. Ben sadece geldiği zaman ne söylüyor? Ben iyi niyetle, samimi olarak, dürüst olarak, anlayışlı bir insan olarak ne söylemeliyim veya ne yapmalıyım? Buna bakıyorum. Ama öbür türlü ya işte böyle mesela geçen de gene bir arkadaş
Mesela bazen böyle 5-6 yılda bir arar mesela. Yani, ve mutlaka bir sorunu vardır, onu konuşacaktır. Doğal, benim için hiçbir problemi yok yani. Ya bak, hiç aramıyor, sormuyor. Demiyor ki ne halin var, öldün mü, kaldın mı? Arıyor, İsmail abi nasılsın, ne yapıyorsun? Şimdi bunu böyle alırsam yorulurum değil mi? Ama bu benim hikayem değil yani. Ben gelen bir insan isterse 10 yıl sonra arasın, isterse 5 yıl sonra, isterse tamamen kendi işi için görüşüyor olsun. Benim için bir problem yok. Ama ne zaman benim için problem olmaz? Hikayem yoksa problemim olmaz. Öbür türlü bir hikayenin içine düşerek olayı ele alırım. Ve diyelim ki aradım, açmıyor. 5 yıl sonra gene aradı. Ben açar mıyım? Zor açarım diyorsam içinde bir hikaye var demektir. Anladın mı? Ha, açarım. Makul bir sorusu, beklentisi, bir şeyi varsa ben de makul bir şekilde cevap veririm. Bu benim düşünmemi gerektirecek bir sorun değildir yani. İşte o açmamıştı. Ha, ben ne yapayım? Ben de açmayayım ya. Ben şey miyim? Saf mıyım? Aptal mıyım ben? Diyorsam o hikaye beni yorar. O adam değil. Keyif almıyorsanız onunla görüşmekten? Keyif almıyor, o benliğe bakarım. Yani atıyorum benle saçma sapan konular konuşuyorsa, saçma sapan şeyleri, yani saçma sapan derken yani insan doğasına uymayan, hani atıyorum benimle futbol muhabbeti yapıyorsa futbolu merak eden arkadaşlara yönlendiririm mesela. Anlatabildim gibi örneğin. Yani onu da asla bir rahatsız olarak değil de ya benim ilgilendiğim bir alan değil. Ya ben Fenerbahçe'nin başkanı kim olmuş, kaç oy almış, yani ilgilendiğim bir şeydi ama o heyecan duyuyor. Saygı duyarım ama o muhabbeti yapamam. Yani böyle bir yaklaşımla. Böyle aşırı talepkar bireyler karşısında çıktığınızda, yakın akrabanız olabilir ya da arkadaşlarınız olabilir, aşırı talepkar. Siz de o taleplerini karşılamakta mesela zorluk çektiğiniz zamanlar olabilir. Ya da karşılayamadığınız zamanlar olabilir. Tabii. Açıklıkla söylemem gerekir. Peki agresif bir şekilde ya neden vermiyorsun, neden karşılamıyorsun bunları diye böyle... Anlatırım. Anlıyorsa anlıyor, anlamıyorsa onun problemidir. Halen bana hayır ben haklıyım diyorsa o zaman hani seninle bu konularda anlaşamıyoruz. Yani bu konuları bir daha açmayalım. Açarsan da sana söyleyeceğim şey belli bir şey ama hani içinde bir kızgınlık yok, bir öfke yok, bir hırçınlık yok, bir kırılmışlık yok. Bu şekilde. Yoksa kastettiğim şey arkadaşlar böyle hani tırnak içinde böyle yol geçen hanı gibi herkes istediği şeyi söylesin, yapsın. Herkesin istediğini onaylayın, söylediğini onaylayın anlamında değildir. Orada içeride dönen hikayeleri keşfetmek ve o hikayelerden kurtulmaktır. Anlatabildim mi? Mesela... İşte öyle bir kibir hikayesi varsa ona da bakmamız gerekir. Belki bunu kibirle yapıyoruzdur. Oraya da bakmak gerekir. Ama hani bunu yapmak mutlaka bir kibir barındırır anlamına gelmez. Ama kibirle bunu yapıp o kibri saklamaya çalışan sahte bir benlik de olabilir. Oraya da bak yani. Teşekkür ederim. Thank you.